Merhabalar, Hobi Room'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instagram'ı takip ettiğim zaman çok beğendiğim bir model vardı. Onu öğretmek istiyorum size. Ben bu renkleri çalıştım ama siz farklı renkler tercih edebilirsiniz. Öncelikle işimize başlamadan önce yaptığımız çalışmaları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz ve kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Her zamanki gibi yine deli kaboncukla çalışacağım. Çünkü bu tarz işler deli kaboncuklarla çok güzel oluyor. O yüzden yapacağım çalışmaya boncuklarıma uygun renkte gri bir ip tercih ettim. Şimdi yapacağımız çalışma da bu. Şöyle kenara aldım ben çalışmamızı. Stop boncuğumuzu yapıyoruz. Daha sonrasında stop boncuğumuzu çıkartacağız. Konumuza dahil değil. Toplamda stopla beraber 16 tane boncuk koyacağız. Şimdi 4 defa peyote yapacağım. Aynı renk boncukla devam ediyorum. İki. Üç. Ve dört. Dört defa peyote yaptıktan sonra iki tane boncuk alıyorum ve ortadaki şu arttırmayı yapacağım. Şu. Hemen yanındaki boncuğa girdim. Şu şekilde. Bakın ipim şu boncuktan çıkıyor ve ben hemen yanındaki boncuğa giriyorum. İki boncuk alıp. Şimdi tekrar peyote yapacağız. Yine bir, iki ve üç. Bu örgünün özelliği yukarı çıkarken 4 defa, aşağı inerken 3 defa peyote yapıyorsunuz. Ve üç. Şimdi ben gri ve 2 ton mor kullandım bu çalışmada. Şöyle. Ama aralarda iki farklı renkte boncuklara geçerken arada da bir janjanlı boncuk kullandım. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Şöyle. Bir iki sıra janjanlı boncuktan ördüm. Eşit yaparsanız yandan boncuklarınızı sayarsınız. Mesela 1, 2, 3, 4 defa gri, 2 defa janjanlı, 1, 2, 3, 4, 5 defa mor, 2 defa janjanlı, 5 defa gri, 2 defa janjanlı diye. Bu şekilde bir kombinasyon oluşturursanız gayet güzel olur. Renk geçişinde çok sıkıntı yaşatacak bir şey yok. Aynı örgüyü en baştan farklı renkli boncukla başlayarak devam ediyorsunuz. Yine yukarı çıkarken 4 defa örüyorsunuz peyoteyi. Aşağı inerken 3. Bu değişmiyor. Sadece rengimiz değişiyor. Başka hiç değişen bir şeyimiz yok. Aynı işlemleri başka renkte bir boncukla yapmış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben önümüzde hazır olan bileklikte size bu bilekliğin kapamalarını öğretmek istiyorum. Öncelikle bu şekilde boncukların arasından geçerek ipimi yukarı taşıyorum. Kapamalarda biliyorsunuz bileklik özellikle tek başınıza takmak biraz sıkıntı. O yüzden bilekliği yalnız başınıza bileğinize takarken rahat açıp kapayabileceğiniz aparatları kullanmak ve bunları göstermeyi tercih ediyorum. O yüzden bu çıt çıtlı kapamayı kullanacağım bunda. Bir iki tane boncuk alıyorum. Ve kapamamı alıyorum. 3 tane boncuk aldım. Kapamamı geçirdim. Bir 3 boncuk daha aldım. Ve yandaki boncuktan geçtim. Şu şekilde. Ortalamış oldum. Şimdi sağlam olması adına bunların içinden birkaç kere geçeceğim. Stop boncuğumuz vardı. Şimdi o stop boncuk işimize yaramıyor. Sadece düğüm vazifesi gördü. Onu söküyorum ve çıkartıyorum. Buradaki ipime
iğneme geçiriyorum. Şimdi şu şekilde buradaki kapamayı kullanacağım. Açıp çıkartıp alabilirsiniz onu oradan. Birkaç tane boncuk alıyorum. İçinden geçiyorum. 4 tane aldım. Bir 4 tane daha alıp karşı tarafa bağlıyorum. Şu şekilde. Şimdi tekrar bu boncukların içinden geçeceğim. O yüzden biraz buradaki boncukların içinden dolandım. Bu şekilde ipimizi de yok edip bilekliğimizi bitiriyoruz. Eğer anlamadığınız bir şey varsa yorumlarımıza yazabilirsiniz. Yaptığımız çalışmalarla ilgili anlamadığınız noktalar olursa yorumlarımıza yazmaya devam edin. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlemeye devam edin. Tekrar görüşmek üzere.